Jandarma sözü. Ne jandarmanın sözü yani, anlatabiliyor muyum? Yani Büşra hani... Hanım'ın bu kadar ifadesiyle ihtifa ederek, peki kızım hadi güle güle. Sanki simitçiden simit alırken otobüsün geçtiğini gördüm, plakasını görmedim dedi. O da tamam kızım hadi yürü git dedi. Bu kadar basit bir olay. Ama... Söylesen ne derler, söylemesen gönül razı değil. İşte ne diyeyim yani, diyeyim. Yani. Çok şey geliyor buraya kadar. Dediğim gibi söyleyemiyorum, söylemek istemiyorum. Çünkü hukuka, yargıya karşı sonsuz saygı duyuyoruz. Ama yani burada da bir takım şeyleri de söylemek durumundayız. Eğer varsa bir tahkikattan noksanlık, bunun derhal telafi edilmesi ve ikmal edilmesi, tamamlanması lazım. Gerçek yargının tecelli edebilmesi için. Şimdi mesela bu atış artıyla da ilgili. Eğer sen raporundan eminsen, yüzünde, elinde. Şimdi hani uzmanı sizsiniz. Ben elbette okuduğum kadarıyla söylüyorum. Ama avucunun içinde ne kadar, avucunun üstünde ne kadar, kolunda ne kadar. İşte kolunun dağılımı üzerinde. Nasıl? Dağılımı ne kadar. İşte tornacı da, tornacıdan dolayı üzerinde. Barut izi tornacılıkla hani siz olabilir dediniz ama karıştırılabilmeye... Yani yalancı pozitiflik zaman zaman eser miktarda görebiliyoruz. Ama bütün vücudunda çıkmış bunun bir barutun, cinayet var. Barutun vücuttaki yağlımı, dağılımıyla bir tornacılık yapan birinin vücuttaki dağılımı yok canım, aynı mı? Yok farklı. Canım. Şimdi canım. Tabii Osman Bey'in bana verdiği Osman Bey'in elindeki raporda hiçbir şekilde şeyi göstermemiş. O dağılım haritası yok. Dağılım haritasını göremediğim için kısıtlıyorum, yapıyorum. Ama bu kadarı bile, bakın bu kadarı bile sizin orada olduğunuzu söylemeye yeterli. O zaman bir sizin avukatınız yani var mı? Yani ben de Büşra'cığım sana şunu soruyorum. Ha? Bak ya, soruyorum yani. Bir takım şeyleri yerine getirdim. Uğur'u Muammer Bey'in evinden çıkıp sizin evinize doğru... Yürüdüğünü gören bir komşunuz var. Bunu söylemekle kalmadı. Gitti jandarmaya da ifadesini verdi. Zaten o yüzden buradasınız. Bugüne kadar konuşmayanlar varsa konuşsun diye buradasınız. Hı. Bir tek bu da değil. Benim burada söylemediğim başka şahitler de var şu anda gidip ifadesini veren. Bazı şeyleri söylüyorum, bazılarını söylemiyorum, biliyorsunuz. Gördüğünü söyleyen var. Ne zaman gördüğünü söyleyen var? Uğur'un ben Muammer Bey'in evindeyim dediği saatten sonra gördüğünü söyleyen var. Ben aslında açık ve net soruyorum. Orada böyle bir mevzu oldu. Uğur o gece eve geldi mi, gelmedi mi? Abim eve gelmedi. 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 Tamam. Ben zaten sabah evden çıkarken bile görmüyorum kendisini. Nasıl bulaşıyor? O başka bir şey. Başka bir şeyden bahsediyorum. Görmedim. Cinayet gecesi, cinayet saatinde orada Uğur'un oraya doğru gittiğini görenler var. Ellerindeki swap raporunda... Swap'ta pozitiflik var. Evet. Yani bu koşullarda hani bilginin dışında daha fazla bir şeyler varsa ne olur paylaş. Ben gerçekten bugüne kadar bildiğim her şeyi anlattım. Kimseyi koruduğum da yok benim. Mevlüt Ekmekçi, Erşul Ekmekçi'nin abisi demiş ki, ben onu söylemiştim zaten Mevlüt Bey. Benim kardeşim bir gün evvel silahla atış yaptı. Onun üzerindeki barut artığı bununla ilgilidir demiş. Yani aslında onun gene de bir açıklaması var. Fakat... Ertuğrul'un. Yani Ertuğrul'un abisi bir gün evvel atış yaptı demiş. Onun yani bunlar böyle bir açıklama yapmışlar. Siz diyorsunuz ki biz hiç silah elimize almadık. Büşra'ya sımsıkı sarıldık. İşte orada bakın. Ama bak şimdi. Şunu da söylemek zorundayım. Yani diyorum ya yine, yani sussam da gönlüm razı değil. Ben ortada duran bir insanım. Yani kimsenin tarafını tutamam. Cinayet gecesi o ev açıldıysa bilemiyorum ben ne olduğunu. Ha yine o rapor elinizde olsa sıçrama mıydı, yoğunluğuydu falan filan, o da ayrı çıkar. Onu yorumlayabilirim rahatlıkla. Şimdi o rapora göre, şimdi bu çıkan rapora göre niye o zaman dışarıdalar? Niye tutuklanmadılar? Şimdi o zaman tutuklanmamalarının nedeni ne? Bir de o evin şimdi açık bırakılması büyük bir hata. Evet, niye bırakıldı? Şimdi o zaman Uğur'la Betül de diyor ki, demiyorlar ama ben onların yerine söyleyeyim. Biz de o eve girdik, eşyaları topladık. Minderleri düzelttik. Hadi buyurun. Bize de o minderleri düzeltirken falan filan elimize, yüzümüzü de sürdük yüzümüze. Barut artı bulaşabilir derler. Demiyorlar ama ben onların yerine söyleyeyim. Ben olsam derim.
Tabii öyle o ev mühürlenmezse, açık bırakılırsa, yok geçen hanım gibi her önüne gelen içeri girerse, tabii bu netice meydana gelir. Şimdi hukuksa eğer, herkesin kendini savunma hakkı varsa, ben onların da hakkını savunma durumundayım. Evet. Ama o haritayı görsek biz o haritaya göre, dağılıma göre çok rahat yorum yapabiliriz. Öyle bir harita gördün mü sen hiç? Ben öyle bir harita görmedim hiç. Görmedim. Belki ömrümde vardır yani savcının. Yani beden haritası üstünde yani. Dağılımın... Hala aynı savcı mı? Hala aynı savcı mı? Bizim kıyafetlerimizden bir şey almadılar Müge abla o gün. Hiç kıyafetlerimize dokunmadılar. Sadece elimizden ve yüzümüzden aldılar. Tamam, başka da bir batırdığı pamukla her tarafımıza... Hayır yani. Olmaz. Yok, sağ yok. El dediğinize göre sağ eliniz ayrı bir şeyle alır. Yüz dediğine göre. Sol ayrı bir şeyle işte, alır. O gün yaptığı yüzünüzü ayrı bir, o kadar da değil yani. Yüzünüzü de ayrı bir şeyle alır. Bir orada da çıkanda. Tamam işte pamukla neyse ben orasını hani şey tamam. Bilmem. Sen her onu fark etmezsin. Üzerinize bedeninizi de ayrı bir şeyle alır. Bedeninde mi var? Avucunuzun içine alır. Üstünü alır. Kolunuzu alır. Kıyafetinizi alır ama hepsi ayrı ayrı şeylerle alır. Kıyafetimizden orada... almadı Müge abla benim kıyafetimden. Almadığı için çıkmamış. Bir de mavi ışıkla böyle gezdirdi. Konuşabilir miyim? Tamam. Efendim? Bir yüzümüzü şeyimizi gezdirdi hocam. Evde mesela halı yastık diyorlar ya. Betül hiç girmedi. Korkarım ölünün kanın damarına. Yok yok ben girdim. Babam bak, çıktıktan bak, sonra girdi. Bak Hazreti Büyükşen bağlansın. Sen hiç girmedin. Muzaffer amcan bak, varmış. Bak beni bir dinle. Muzaffer Büyükşen de bağlansın. Ha. İlk önce o girmiş Müge Hanım. Onda niye yok? İlk önce o girmiş, fotoğrafını çekmiş. Abamın, eniştenin öyle yattıkları yerde. Muzaffer hangisi? Benim beyim. Ona da baktılar mı? Karakola gitti, bilmiyorum baktılar mı. Ondan sonra annesi, bunun annesi, ondan sonra Fazilet Büyükşen, onun oğlanları o dördü değiştirdi. Uğur'la ikisi hiç halıya yastığa değmedi. İstiyorum bak. Evet, Betül ve Uğur o eve girmedi. O yalan konuşuyor. Orada vatandaşın hepsi onun içine girdi. Yani. Fazilet Büyükşen'e bağlanabilirsin. Uğur'da ben girdi, Betül de girdi, ben de girdim. Orada yalan söylemiş. Uğur sana korkak demiş, uymamış içeri. Bak ben diyorum, sokmaz o yalan konuşuyor başta. Tamam ben yalan söylemiyorum ki. Ben bunu en baştan ağır söyledim. Muzaffer Büyükşen'e bağlanabilirsiniz Müge Hanım. Yok bak, annemgil varken girmedim. Annemgil çıktıktan sonra halı serilmiş, her iş bitmişti. Yok serilmedi teyze de. Hayır, serilmedi. Bizi içeriye aldılar. Orada adamın biri dedi ki Uğur'a annenizin babanızın özel eşyalarını toplayın. Şimdi herkes girecek ne olur ne olmaz dedi. Orada kapıya, tahtaya her şeye değdik. Ben bunu canlarına söyledim. Doğru söylüyor. Sen oradan doğru söylüyorlar. Fazilet Büyükşen'e bağlanabilirsiniz Müge Hanım. Şimdi arkadaşlar. Ya ben cenaze varken girdim demiyorum zaten. Eve girmedi. Kaçta girdiniz eve? Yani söylüyorsunuz kaçta girdiğinizi söylüyorsunuz. Valla işte kaçta savcı çıktıktan sonra annem gel çıktı. Saat raporlarıyla ilgili yarın getirsene bütün şeyleri. Bilmiyorum abi sadece bakmadım ki o zaman. Ben daha ben bilmiyorum ya. Getir, o gün saat 22'de annem babam öldürüyor. Hayır literatürleri, şeyleri. Tabii tabii konuşuyor. Şevki hocam. Saat 1 miydi 1.30 muydu o aralardaydı herhalde abi bilmiyorum yani.